Bunlar toplumun bozulmasına sebep bu ülkede iki tane kurum var. İsteyen kabul eder, isteyen kabul etmez. Onu söyleyeyim. Bir tanesi öğretmenler, diğeri imamlardır. Toplumda bu kadar yozlaşma varsa, toplumdaki bu kadar ahlaki değer çöküntüleri varsa, toplumda bu kadar yalancılık, dolandırıcılık, iftira, namussuzluk varsa, vatan, millet, bayrak, aile kavramları maalesef ayakları altına alınıyorsa ve insanımız yaşamıyorsa, bana göre bunda iki tane mesleğin, iki tane kurumun vebali çoktur. Öğretmenler ve imamlar. Diğerlerinin yoktur anlamı bak, değil. Bak çoktur diyorum. Evet. Çoktur diyorum. Şimdi ben öğretmenim. Onun için kendimi eleştiri yaparım ilk başta. Çünkü ben insanla muhatabım. Biz öğretmenler 1 milyona yakın bir şeyimiz var. Türkiye'de yaklaşık 90 bin cami var. 200 bin civarında bir din görevlisi var. Hocam. Ve insanla direkt muhatap olan biziz. İnsanı eğiten direkt biziz. Dolayısıyla eğer toplumda bu kadar büyük bir yozlaşma varsa o halde bu toplumu eğitenler vazifelerini yapmıyorlar bir kere. Bir kez daha düşünecekler. Evet, vazifelerini yapmıyor. Evet. İmam efendilerimiz, öğretmen arkadaşlarımız, meslektaşlarımız ya biz ne yapıyoruz? Biz bu çocukları, biz bu okula gelen çocuklara nasıl eğitim veriyoruz? Bir kere bir bunu düşünecek. İmam efendi camiye gelen cemaate ne anlattığını gözden geçirecek, düşünecek. Ve ne anlatması gerektiğini bilecek. Evet. Eğer bu iki kurum, açık söylüyorum ve maalesef Türkiye'deki en laşka iki kurumdur Milli Eğitim ve Diyanet. En çok rüşvetin, en çok torpilin, içindeyim ben. En çok rüşvetin dolandığı, adam kayırmanın dolandığı, torpilin döndüğü en laşka iki kurumdur Milli Eğitim ve Diyanet. Kurum olarak da itiraf ederler bunu. Kurum değil, kendisi evet. İtiraf ederler. Onun için eğer toplum olarak düzelmek istiyorsak bir kere bu iki kurumun, iki mesleğin kendisi. Çünkü sonunda bir çözüm önerisi koymak zorundayız biz. Aynen öyle. Hep yani şu oluyor, bu oluyor, şöyle kötü, böyle kötü. Tamam da kardeşim bu nasıl düzelecek? Bu toplumsal bir şey çünkü. Toplumsal bir sorun. Dolayısıyla bu toplumsal sorunu çözmek için bize büyük kitleler lazım. Bu sorunu çözecek. Ve bu sorunu çözebilecek Türkiye'de iki tane şey var. Meslek var. Öğretmenler ve imamlar. Başka yok. Bakın başka yok. Ha adam makine mühendisidir. Adam televizyoncudur. Veya adam işte eczacıdır. Veya adam doktordur. O bireysel olarak kendine düzgün olur. Düştüğü kadarıyla. Aynen öyle. Dürüst olur. Doğru olur. Etrafına iyi örnek olmaya çalışır. Evet. Bireysel olarak. Bu da bir görevdir. Bu da görevdir tabii evet. Ki. O onu yapacak. Ama bu iki meslek insanı eğitecek. Toplumu eğitecek. Bu yanlışları ortadan kalkması için bunu bir vazife olarak illa birisi bunu vermeyecek. Ya ben bu kadar maaş alıyorum. Bu işler parayla yapılmaz. Para için bu işler yapılmaz. Para için bir adam öğretmen olamaz. Para için bir adam imam olamaz. Eğer oluyorsa bundan ne öğretmen olur ne de imam olur. Göreve gelmeden önce ne kadar alacağını biliyordu. Evet. Eğer bu para için bu kadar derse, bu para için bu kadar derse, bu da ayrı bir vebaldir. Artı biraz önce kullandığınız cümle en önemlisi, Türkiye'deki en büyük eksiklerden birisi de konuşulduktan sonra arkasında çözümün verememektir, evet. Vermemektir. Bakın bu şeye benziyor. Şimdi bir sabaha kadar dediniz ya konuşalım. Evet konuşalım. Bak ne kadar değerlerimiz kaybolmuş bize niye bunu konuşuyorsun diye soranlara izleyen arkadaşlarımız, bizi takip eden kıymetli izleyicilerimiz bunu bir kez daha kendilerine sorması lazım. Hani bize derlerdi ki niye konuşuyorsun, ne kayboldu ki, her şey ortada değilmiş demek ki. Her şey ortada değilmiş demek ki bir konuşuldu, ikinci çözüm. Mesela dediniz iki kurumun halledilmesi gerekir. Ben o cümlesini çok seviyorum Profesör Doktor Haydar Başbey'in. Kişi kendi yararına kazanılmadıkça evet. Vatan adına, millet adına, inancı adına, hiçbir şey adına kazanılamaz. Kendi adına.
kulluk şuuru, Allah inancı, peygamber muhabbeti, ehli beyt sevgisi, tabi olma muhabbeti. Bunların hepsi kişiyi kendini kazandırır. Kişinin kendini kazanan kişi de oluşturacak olduğu toplumun o zaman güzelliğini düşünün siz. Bu anlamda. Mesela dini milli bayramlar dediniz. Ben çok duygulanırım o milli bayramlar geldiği zaman. Ki o da hatırlıyorum bir iki yıl önce değerli büyüğümden Haydar Baş Bey'den bunu duymuştum. Mahallesinden o patika çamurlu yollardan bayramı seyretmek için Akçabat'a şehre nasıl indiğini anlatırdı ve duygulanırdı. Ben bu duyguyu yaşarken toplum niye yaşamasın? Nasıl topluma bunun yaşatılacağını konuşana, bilene soracaksın, dinleyeceksin, laf dinleyeceksin biraz da. O böyle bu şikayetten ziyade çözümler vardır. Ne dediniz? Kurumların düzeltilmesi. Kim düzeltecek? Yetkililer. Kusura bakmasın, yetkililer biraz dinleyecek o zaman. Konuşalım, dinleyecek. Başka? Aileden bahsettik. Aileyi kim nasıl şekilde düzeltebilirse düzeltilmesi gerektiğini mi? Çözümlerini söyledik. Kişiyi kazanacağız, aileyi kazanacağız. Bakın şu anda Allah şefaatlerine mahsup etmesin. Şehitlerle ilgili insanlarımızın sosyal medyada bir konuşmalarına bakıyoruz. Mükemmel. Herkes birbirini kucaklamış. Bizim buna ihtiyacımız var, evet. Toplum olarak, millet olarak bizim buna ihtiyacımız var zaten. Evet. Öyleyse biz şimdi, konuştuğumuz kadarı biraz da dinlenecek. Evet, şimdi bu programlar, şöyle ben bağlayayım istersen Burak, diyorum ya bu konuda konuşuruz. Yani Hüseyin Hocam evet. Da ben de eğitimciyiz. Yani bizler sabaha kadar konuşuruz. Ama ben şöyle toparlayayım, bağlayayım. Haydar Baş Bey, teşekkür ederiz. Bizler ne yaptık? Bizler bir farkındalık yarattık. Kesinlikle. Ya biz dedik ki millet olma şuurunu kaybettik. Kaybetmeye başladık. Değerlerimizi kaybetmeye başladık. Ve biz bu anlamda üzerimize düşen vazifeyi başladık. Yapmaya başladık. Anlatmaya başladık. Biz bu farkındalığı elhamdülillah yaptık. Huzurullah'ta bu anlamda veremeyeceğimiz hiçbir hesap yok. Biz üzerimize düşeni yaptık ve yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. O halde artık bu farkındalık yaratıldığına göre, o halde bu toplumu yönlendiren insanların fark etsinler artık. Fark etmeleri gerekiyor. Evet. Fark ettiler. Çözüm önerisi bulamıyorlar. Gelsinler. Çözüm burada. Çözüm burada. Yıllardır milli ve birliği ve beraberliği, dini ve milli bütünlüğü anlatan, aile mefhumunu koruyan, etrafındaki yetiştirdiği yüz binlerce insana vatan ve millet sevgisini, anne baba sevgisini, büyüğe saygı, küçüğe sevgiyi, adaletli olmayı, merhametli olmayı, hakkına sahip çıkartmayı öğreten bir insan var. Bunu bir de yaşantısıyla gösteren, evet, gösteren bir insan var. O halde gelin bu farkındalığın farkına varın. Çözüm bulamıyorsanız burada bir çözüm de var. Size çözüm sunacak insan da var. Sormak ayıp projeleri de olan da var. Ki sormak erdemdir burada. Aynen. Yani ayıbı bırakın. Bunu sormak ve bunun çözümünü aramak büyük bir erdemdir hocam. Bulunca bu da erdem, sarılmaktır. Tabii bu erdemi lütfen gösterin. Niye? Kendimiz için, ülkemiz için, geleceğimiz için, nesillerimiz için lütfen bu erdemi de gösterin. Gelin, burada bir çözüm var Trabzon'da. Haydar Baş Bey. Çözümü var. Dolayısıyla ondan dinleyin. Projelerini alın. Bununla ilgili yani sadece Haydar Baş Bey'in ekonomi tezi, sosyal devlet, milli devlet tezi bu anlamda düşünmeyin. Onun her şeye bir çözümü var. Her şeye. Tamam mı? Her probleme o bir fikir adamı çünkü. Her konuda tespitleri var. Gelin erdemli olun. Bu ülkeyi seviyorsak beraber yaşayalım. Beraberce bu ülkeyi hak ettiği yere getirelim diyorum. Bizim gibi bir derdiniz varsa, ben bunu çok önemserim bu cümleyi. Eğer vatan diye, millet diye, bayrak diye, sancak diye, özgürlük diye, bağımsızlık diye, neslimizin devamı diye, milletimizin ilelebede devam etmesine diye böyle bir derdimiz varsa, ailenin mükemmel olma.
Dertlenen insanlar belli olur zaten. Evet. Dertlenen insan. Zaten insan dertlendiği zaman da derman arar. Arayan da bulur. Derdiniz varsa, dermanını arıyorsanız buyurun, gelin. Evet, derman burada. Burada duruyoruz, bunu diyoruz.